Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. KON TV'mizin özel ve güzel izleyenleri, aynı zamanda Konya FM'in kıymetli dinleyenleri. Tekrar bir iftar programıyla karşınızdayız. Her birinizi canla, başla selamlıyoruz. Bu ay içerisinde inmiş olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı ne kadar anlatsak azdır. Çünkü tüm güzelliklerin menbaı Kur'an'dır. Hayat düsturumuzdur Kur'an. Kur'an insanlığın tek kurtuluş yoludur. Tek çıkış yoludur. Kur'an'ın dışında başka yollarda kurtuluş arayan bilsin ki mutlaka yanılmıştır. Bu münasebetle Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel huda vel furkan ayeti celilesini tabii ki hocalarım çok çok okudular ve çokça dile gelecek. Neden? Kur'an-ı Azimüşşan bu ayda indi ve Ramazan içerisinde daha çok anlama gayretimiz var şüphesiz. Bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi Dekanı kıymetli Ramazan Altıntaş, Profesör Ramazan Altıntaş hocamız, misafirimiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam bizi kırmadılar. Davetimize icabet ettiler. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Hocam şunu itiraf edeyim. Bir kere Necmettin Erbakan ismini duydukça ben böyle rahatlıyorum. Evet. Cenab-ı Hak hocamıza rahmet Allah etsin. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Amin. Çünkü çok hayırlı kapılar açtı. Çok pek çok güzelliğe önderlik yaptı. Ve Türkiye insanımız başta olmak üzere ümmeti Muhammed'in uyanmasında, kendine gelmesinde önemli bir yere sahip. Elbette. Bunu dost, düşman, herkes itiraf ediyor. Müslümanlar önce siyaseti kendilerine haram kabul ederlerdi. Kendilerini idareci yerine koymak istemezlerdi. Başkaları bizi idare etsin gibi düşünürdü ama Allah ondan razı olsun. Hocamız bu tabuları yıktı. Müslümanların bir hakkın en güzel şekilde bu işleri yapabileceklerini, hatta bu işleri en güzel Müslümanların yapabileceklerini gösterdi, mücadelesini verdi ve dünyamızdan ayrıldı. Bu münasebette ilk defa hocam, burada Erbakan hocamızı da efendim rahmet okuyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Kıymetli hocamla bugün Ramazan-Kur'an ilişkisini konuşacağız ama özelde hani Rabbimiz Ramazan-ı Şerif öyle bir aydır ki o ayda Kur'an inmiştir. İnsana, insanlığa hidayet rehberi Kur'an. O Kur'an hidayetin kaynağı olan Rabbimizden huden linnâs, tüm insanlığa hidayet kaynağıdır. Özelde bunu konuşacağız. Ve beyyinâtin minel huda, huda olan, kendisi hidayetin kaynağı olan Rabbimizden açıklama, apaçık bir Kur'an. Vel furkan, Kur'an aynı zamanda furkan. Bu ne demektir? Kıymetli Ramazan hocam inşallah bugün özellikle bu iki kavram üzerinde efendim epeyce duracak. Dün sahur programımızı izleyenlerimiz hatırlarlar. Süper bir hafız kardeşimiz, misafirimizdi. Kendisi ama olduğu halde, gözleri görmediği halde, ifademi bağışlayın, gözü görenden daha sağlam Kur'an okuyor. Tabi nazar değmesin Ahmet'imize. Dün epeyce çok hoş tepkiler aldık sizden. Çok memnun kaldığınızı ve bizleri hayrete düşürdüğünü, Kur'an'ın neresini açsak hem muhtelif makamlardan okuyor, yani şu makamdan oku diyoruz, hem de okuduğumuz ayetin manası neydi diye sorduğumuzda ona da vakıf bir hafızımız. Ben rica ettim Ahmet'im, eğer imkan var ise bugün de burada kal. Ramazan Altıntaş hocam teşrif edecekler. Onun programın başında gereken ayetleri bize hem tertil olarak oku. Sonunda da Ahmet'imizin çok meşhur bir nefeste bir Fatiha'sı var. Onu da bize oku. Öyle seni misafir edelim dedik. Sağ olsun Ahmet'imiz bizi kırmadı. Şimdi Kur'an'ımızı Kurra Hafız Ahmet Sarıkaya'mız okuyacak. Kendisi İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camii müezzini. Her şey sussun,
sözlerin sultanı Kur'an'ımız okunsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim ikra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alaqin ikra ve rabbukel ekremu علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ahsente ve ebda't. Âmennâ ve saddaknâ. Şüphesiz Rabbimiz en doğrusunu ve en güzelini söyledi. Cenab-ı Hak okunan Kur'an ile cümlemizin gönüllerini ihya eylesin. Rabbimiz tüm geçmişlerimize Kur'an'ımız ile rahmet eylesin. Hafız Ahmet Sarıkaya Bey kardeşime bu güzel tilavetinden dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak ömrünü uzun eylesin. Sesine zeval vermesin. Ramazan hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Safalar getirdiniz kıymetli hocam. Sizleri güzel gördük maşallah. Elhamdülillah. Evet kıymetli hocam, Ramazan ve Kur'an ilişkisi derken tabi Ramazan'la Kur'an nasıl ilişkilendirelim diye bir soru sormayacağım. İlişkisi belli. Ancak bunun detayına gireceğimiz zaman hocam. Evet. Yani amenna, Kur'an'ımız Ramazan'da inmiştir. Niye Ramazan'da inmiştir? Oruçla ilgisi, alakası nedir? Hocam buyurun. Evet, teşekkürler. Ben de sözlerimin başında güzel Kur'an-ı Kerim'imizi güzel bir şekilde tilavet eden Ahmet Sarıkaya kardeşimize teşekkür ediyorum. Aslında her Müslümanın bir yeteneği vardır. İslam'a hizmet edebileceği, önemli olan o yeteneği keşfetmektir. Amenna hocam. Yani Ahmet kardeşimizde bu güzel yetenek var. Bu yönüyle İslam'a hizmet edecek. Bizde Hacı Tahir Büyükkörükçü hocamız Sultanül Vaizin diye adlandırılır. Evet hocam. Mesela o da gerçekten yani çok güzel hatip, güzel anlatan, içli, bülbül gibi şakıyan bir hocamızdı. Ya birçok örnekler verilebilir. Şimdi sizin sorunuza gelince Ramazan ve Kur'an ilişkisi mutlak bağlamda var. Kur'an-ı Kerim tabi Ramazan ayında indirildi. Şöyle bir söz var. Şereful mekin bil mekan veya şereful mekan bil mekin diye. Mekanın şerefi mekanı şereflendiren kimseden dolayıdır. Amin. Dolayısıyla mesela bir haftanın değeri Cuma'nın o haftayı şereflendirmesinden dolayıdır. İşte Mekke'nin şerefi Kabe-i Muazzama'nın orada olmasından dolayıdır. Medine-i Münevvere'nin şerefi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın orada bulunmasından dolayıdır. İşte Ramazan ayının şerefi de bu ayı Kur'an-ı Kerim'imizin şereflendirmesinden dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim bir nevi bu ayda dünyaya gelmiştir. Ramazan ayı Kur'an'ın doğuş ayı olarak da ifade edilir. Evet hocam. Hepimizin malumu, değerli izleyicilerimizin de bildiği gibi Ramazan ayının 27. gecesi Kur'an'ın doğum gecesi olarak anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir surede de anlatılır. Kadir suresinde anlatılır. Cenab-ı Hak 27. gecesi Kur'an-ı Kerim'i toptan dünya semasına indirmiş. Oradan da 23 sene boyunca peyderpey Kur'an'ımız dünyayı şereflendirmiş. Yani dünya semasından arza yani indirilmiş, arştan arza uzatılmış bir kurtuluş ipi olarak gelmiş. Amin. İşte ona tutunanlar ancak kurtuluşa erişecekler. Ondan uzak kalanlar da büyük bir hasret içerisinde kalacaklar. Allah korusun. Hocamızın okuduğu ayetlerde de sizin de hemen başında da okuduğunuz ayette Bakara suresinin 185. ayetinde buna işaret edilir. Rabbimiz bu ayette Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânü hüdâ hüdellin nâs ve beyyinâtim minel hüdâ vel furgân. Bu ayet-i kerimede Ramazan öyle bir aydır ki İnsanlara hidayet için, rehberlik yapmak için, doğruluğun belgelerini kendisinde açıklamak için ve ayrıca Furkan olarak hakla batılı birbirinden ayıran Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir diyor. Burada dikkatimizi çeken şeylerden birisi de Kur'an'ın hüda vasfıyla vasıflandırılmış olmasıdır. İnsanlığa tabii, hidayet tabii, kaynağı değil mi? Kaynağı olarak. Tabii biz şuna inanıyoruz akaid açısından, itikat açısından da mutlak hadi, yol gösteren, hidayet rehberi Allah Celle Celaluh'tur.
Amin. Cenab-ı Hak bu hidayeti değişik vesilelerle de değişik varlıklara yüklemiştir. Sevgili hocam, affınıza sığınarak, ben şimdi hidayet derken somut olarak tam ne anlayayım? Peki. Evet. Hidayet, insanlara doğru yolu gösteren, onlara doğru yola kılavuzluk yapan, rehberlik yapan bir yaşam kılavuzu diyelim yani bu anlamda. Kur'an yaşam kılavuzuysa, evet, hakkı batıldan ayıran ölçüyse, hı hı, Kur'an'ın dışında başka hiçbir insan, hı hı, hiçbir yol, hı, bize doğru yolu gösteremez mi hocam? Şöyle söyleyeceğim, evet, onları. İşte hidayet vesileleri, akıl mesela, insanda akıl vardır. Akıl da bir hidayet vesilesidir. Evet. Ama mutlak değil. Yani o, sebep olma mutlak açısından. Değil, evet. Tabii. İkincisi, şuhudi ayetler dediğimiz olgusal varlıklar. Bunlar bizzat insanın kendisi, yaratılış tarzı ve insanı çevreleyen tabiat dediğimiz doğa. Yani bütün varlıklar, bitkiler, hayvanlar, güneş, ay, yıldızlar, bütün yaratılmış varlıklar da her birisi bir hidayet vesilesidir. Ama bunu nasıl çözümleyeceğiz? Allah'ı bulmaya birer karine tabii, midir diyelim tabii, hocam? Tabii tabii. Yani afak ve enfüs delili dediğimiz, Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Varlığımızın delillerini size göstermek için. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Yani afakta ve enfüste. Afak dediğimiz insanı çevreleyen bütün bir tabiat. Yani ay, güneş, yıldızlar, bitkiler ve insanın kendisi, insanın yaratılışı. Tabii bunu kim anlayabilir? İşte bilim adamları anlayabilir. Evet. Ya da insanın kendisi üzerinde çalışmalar yaptığı zaman insan o hale gelir ki yani bir yerde tıkanacaktır. Yani bu tıkandığı zaman da yani bu esrarengiz bir muamma, bir insanı meçhul dediğimiz varlığı mutlak anlamda yaratan birisi var diyecek. Evet. Hocam şimdi sizin bu anlatımınız bana o kadar kafamda, evet, kapılar açıyor ki. Şimdi 2 milyar Allah'ın varlığını, ben Müslümanlara kasten söylüyorum, evet, kabullenmiş insan var. Evet. Amenna, yani afaki delilleri görmüşler, bilmem enfusi delilleri, kendilerine delilleri görmüşler. Akılları bunu kabul etmiş. Pekala, ama bakıyoruz alemi İslam bir çıkmaz içerisinde, evet, bir kargaşa içerisinde. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi olacak. Amenna. Bizi en doğru yola iletecek. Hı-hı. Yine İsra, hı-hı, suresinde hocamız okudu. Ama bugün tabloya bakıyoruz hocam. Evet. İş çok karışık. Evet. İşte neden ilgili karışık? Neden hocam? Evet. Neden? İşte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak belki buna da işaret ediyor. Efela yetedebberun el Kur'an. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Şimdi mesele sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzını okumak değil. Evet hocam. Veya mesele sadece Kur'an-ı Kerim'i güzel sesimizle kıraat etmek değil. Elbette bunlar önemli. Ya da mesele sadece Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek değil. Hafızı Kur'an olmak değil. Ama bu da çok önemlidir. Amin. Ha, bütün bunlarla birlikte Kur'an'ı okumak, onu anlamaya çalışmak, anlamak da yetmiyor. Bakın kesinlikle, bugün Batı'da mesela profesör olmuş müsteşrikler var. Hadis profesörü. Yani İslam'ı en az bir hoca kadar bilen. Tabii, daha iyi bilen diyelim, evet, yani. Hocam. Adamın ihtisası bu. Evet. Yani adam hadis profesörü, Kur'an profesörü, işte kelam ilmi profesörü. Yani İslami ilimler alanında çalışmış. Bu alanlarla ilgili kitaplar yazmış. Ama inanmıyor. Ya, yani Allah okuma var, hocam, metni okuma var, lafzı çözme var, tefsir etme, yorumlama var. Ama inanmıyor. Yaşama yok yani. Yaşama hocam, Allahümme rızukuna ilmen nafian, evet, buradan tabii, devreye giriyor. Tabii tabii. Şimdi biz yani okur, yaşar insan istiyoruz. Evet hocam. Yani okuyacak ve yaşayacak. Bugün işte İslam dünyasının en büyük problemlerinden birisi bu. Yani şu Konya'da sokaktan bir insanı tutsanız, çağırsanız, bize Kur'an oku deseniz, Fatiha suresini oku deseniz, yüzünden okuduğu gibi belki de yarım hafızdır bu kardeşimiz. Peki bu Kur'an ne diyor, yani sana Kur'an ne diyor diye sorsak, işte asıl problem orada çıkıyor. İşte ayette, okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onlar okudukları Kur'an'ı anlamıyorlar mı? Yoksa onların kalpleri mi kilitli?
Em ala kulubin akufaluha. Evet, yani onların kalpleri kilitli mi diye soruyor. İşte asıl o kilitleri çözmek gerekiyor. Onu anlama çabası içerisine girmek gerekiyor. Bunun için de Türkiye'de ve İslam dünyasında Kur'an çalışmalarında biz şu yöntemleri görüyoruz. Yani dört grup insan görüyoruz. Bunlardan üçü hatalı, eksik, aksak ve belki birisi asıl insanı değiştirecek, o Kur'an'ın ruhunu anlayacak ve onu hayata aktaracak olan yöntem. Bunlardan birincisi. Kur'an'ı anlamada dört yöntemden mi bahsediyoruz var. Hocam? Yani evet. Dört yöntem. Benim tespit ettiğim evet yöntemler hocam. Yani bunlar. Birincisi bir grup insan var. Şöyle diyor. Bizden önce yaşamış olan Selefi Salihin Kur'an-ı Kerim'i çok güzel bir şekilde okumuş, anlamış ve bunları fıkıh kalıbına dökmüştür. İçtihat kapısı da kapalı olduğuna göre bize düşen görev Kur'an-ı Kerim'i anlama çabası içerisine girmek değil, onu ibadet niyetiyle okumak ve ezberlemekten ibarettir diyen bir zihniyet var. Birinci grup bu diyorsunuz bu, hocam. Yani hem Türkiye'de var hem İslam evet. dünyasında var. Bunun temsilcileri var. Burada isimlendirmek gerekmiyor. Amenna İkincisi hocam. Şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim kelamı kadimdir. Yani ezeli, ebedi bir kelamdır. Biz insanlar ise hadis, sonradan yaratılmış varlıklarız. Hadis olan, sonradan yaratılan bir varlığın kadim olan, ezeli ve ebedi olan bir kelamı anlaması mümkün değil. Kur'an nerede, biz nerede? Bize düşen görev Kur'an'ı anlama çabası içerisine girmek değil, belki onu atlastan dokuttuğumuz kılıflar içerisine koyarak iş yerlerimizin en mütenahi veya evlerimizin en mütenahi köşelerine onu asmak ve bereket ummak. Kur'an'ın çok ilginç. Olduğu yerde bize bereket gelir diyen salt, onu bereket duaya indirgeyen bir zihniyet var. Hocam çok ilginç. Yani madem böyle düşünüyorsa bu kitle, evet. bu güruh, pekala Kur'an-ı Kerim'in bizim elimizde olmasının ne gibi bir anlamı kalıyor ki? Yani ancak bereket umuyorsun evet. ve okuyorsun, sevap umuyorsun. Tabii. Evet hocam. Bir üçüncü grup da şu. Bunlar da diyor ki 1400 sene önce, yani 1400 senedir İslam ümmetinin ürettiği irfan birikimi Kur'an'ı anlamanın önünde en büyük engeldir diyenler var. Yani buna literal lafsi okuma diyorlar. Yani bizim hadis geleneğimiz, fıkıh geleneğimiz, kelam geleneğimiz, tasavvuf geleneğimiz, yani bütün bu üretilen irfani ilmi birikimi bir kenara atacağız. Kur'an'ı anlamak için. Mezhepleri bir kenara atacağız. Tarikatları bir kenara atacağız. Bunu bunların tabii bid'at hepsi, olarak kabul ediyorlar değil mi hayır, hocam? Yani bir bariyerdir Kur'an'ı okuma, anlama önünde bir bariyerdir, tabii bir duvardır. Gerekçe olarak bid'at diyorlar. Yani buna ehli Kur'an diyorlar. Yani İslam dünyasında Kur'aniyun dedikleri bir Allah ekol. Allah. Evet hocam. Nasıl ki diyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yani aklıyla tek başına Kur'an'ı anlama çabası içerisine girmişse biz de bugün bunu yapacağız. İslam dünyasının içinden işte bu hercü merçten, kaostan çıkması için buna ihtiyacımız var diyen ve tam bir firar içerisinde olan bir zihniyet var. Allah hatta Allah. Bunlar işi o kadar ileri götürüyorlar ki Resulullah aleyhisselam Kur'an'ı nasıl anlamış bizi bağlamaz. Hatta müştehit alimler, sahabe-i kiram Kur'an'ı nasıl anlamış bizi bağlamaz. Biz tek kendimizden sorumluyuz diyen bir anlayış var. Yani bu üç anlayış aslında her ikisi de itidal çizgisinden sapmış anlayışlardır. Yani firar içerisinde olan, Kur'an'ı anlama çabası içerisinde olan ama gerçekten Kur'an'ın o ruhundan uzaklaşan bir anlayıştır. Peki evet. o halde dördüncü bir anlayış var. Bunlar ne diyor? Tamam, yani Kur'an bir hayat kitabıdır. Bizi hayata çağırıyor ayetler. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hayata çağırıyor. Ve Kur'an esrarını ve envarını her zaman, bütün zamanlarda bize açar. Çünkü o Allah kelamıdır, sıradan bir kitap değil. La raybe fih, kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Fakat bu kitapla ilişkiyi Müslümanların hiçbir zaman kesmemesi lazım. Hem okuma ve anlama çabası ve yaşama çabası içerisinde. Müslümanın Kur'an'la olan ilişkisi şuna benzer.
Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke döneminde yaşadığı bir fetret dönemi vardır. Fetretül vahiy dediğimiz vahyin kesildiği bir dönem vardır. Evet, tabii hocam. Bunun ne kadar sürdüğü konusu üzerinde ihtilaflar vardır. Kimisi 6 ay der, kimisi işte bir sene der, 3 sene diyen de var. Farklı şeyler. Ama aslında bu da bize bir ders veren, üsve-i hasene olan bir durumdur. Hazreti Peygamber'in hayatından zaten biz bu modelleri çıkaracağız. Nedir bu? Biz şuna inanıyor muyuz? Peygamberimiz kendisine gelen vahiy kesildiği zaman tabii ki insanlara duyurmayı da bıraktı. Peki hani o Tebbet suresinde anlatılan Ebu Cehil'in karısı ne diyordu? Muhammed'i şeytanı bıraktı diyordu bak. Çünkü evet, o indirilen ayetleri Harem-i Şerif'te Kabe-i Muazzama'nın avlusunda mescitte bize okurdu. Aleni olarak okurdu, okumaz oldu. Yani artık vahiy gelmez oldu diye alay konusu yapmışlardı. Amenna ve hocam. Peygamberimiz Aleyhisselam da acaba Rabbim bana darıldı mı, beni terk mi etti diye o da metafizik bir gerilim içerisine girmişti. Ha, bu fetretül vahiy dediğimiz vahyin kesildiği bir dönem. Bize şöyle bir ders çıkarttı bu. Demek ki Müslüman 24 saat 365 gün hayatında Kur'an'la ilişkiyi kestiği bir an olmamalıdır. Kestiği anda onun hayatında fetretül vahiy başlamıştır. Kur'an'la Müslüman'ın ilişkisi şuna benzer. Hani nefes darlığı çeken hastalarımız vardır. Ancak oksijen tüpüyle yaşar bunlar. Evet, siz onun oksijen tüpü, yani o doğal olmayan diyelim, yani nefeslerini kestiğiniz anda hasta bir kötürüm vaziyetine girebilir her an. İşte Kur'an bizim için nefes darlığı çeken hastanın oksijen tüpüne olan ihtiyacı gibidir. Müslüman her gün Kur'an-ı Kerim'in lafzını okumalı ve okuduğu ayetleri de anlama çabası içerisine girmeli. Ve anladıklarını da acaba bugün hayatıma ben bunu nasıl aktarabilirim demelidir. Bu sahabenin yöntemi böyleydi işte. Mesela Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Biz diyor her gün Kur'an'dan 10 ayet okurduk, ezberlerdik ve bu anladığımız ayetleri hayatımıza tatbik etmeden başka bir 10 ayete başlamazdık diyor. Tabii böyle bir gayretleri vardı hocam, evet. Onların. Belki sahabe efendilerimizin Kur'an'ı anlamadaki gayretleri neydi? Buna birkaç örnek, evet, daha vereceksiniz. Evet. Acaba belki en sonunda hocam buna geleceğiz. Hı-hı. Günümüzde Müslümanlar Kur'an'ı ve sünneti, hı-hı, anlamak için nasıl bir, evet, metot veya yol izlemeler. Evet. Hocam bunu en sonunda asıl belki bu alırız değil mi? Yani belki bu dördüncü metot. Yani bu, evet, onun üzerinde durmamız lazım. Evet. Elbette Kur'an-ı Kerim'i anlamada bizim aletlerimizin olması lazım. Yan materyallerimizin de olması lazım. Birincisi başta tabii ki gerçekten bunu teknik anlamda Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışan yani hoca veya ne bileyim İşte tefsir kürsülerinde olan ya da sıradan, yani her Müslümanın ne yapması gerekir? Birinci defa bir, tabii ki herkes Arapça bilmez ama mutlaka, aynen, Arapçayı bilmek gerekiyor. Yani Arapça, çünkü bugün bakıyorum ben, bize geliyor bunlar. Adamın mesleğe atıyorum bir başka bir şey, doktor veya asker. Ben diyor bir meal hazırladım, hocam bunu bir tetkik eder misiniz? Peki diyorum ki ben ona, sen Arapça biliyor musun? Bilmiyorum. Hadis biliyor musun? Bilmiyorum. Ulumül Kur'an, Kur'an ilimleri biliyor musun? Bilmiyorum. Bunları bilmeye gerek yok diyor. Peki bu meali sen nasıl hazırladın? Böyle meal hazırlayanlar tabii, mı var tabii, hocam? Tabii tabii, çok yani çok. Oo. Piyasada. Peki bunu diyorum ben, o zaman bu intihal olmuştur. Evet. Yani başkasından adaptasyon yaptın sen o zaman. Yani Arapça bilmiyorsun. Ne bileyim, hadis, ayet bilmiyorsun. Ulumül Kur'an, bu nasıl Kur'an anlaşılacak böyle? Ya yani sen nasıl bunu tercüme ettin? Nereden aldın? Nereden aldın? Evet. Yani mutlaka bir yerlerden alarak. Evet. Tabii ki şimdi onun nereden aldığını tespit etmek de çok kolay yani. Programlar var bu konularla ilgili. Her neyse, demek ki bir Müslüman Allah'a razı etmek için ortalama bir Müslümanın yapması gereken şey bu konuda muteber, ehli sünnet vel cemaat inancına bağlı olan, ilmiyle amil olan, ihlas sahibi bir Kur'an yorumcusunun, müfessirimizin yazmış olduğu ya da bir grup alim Müslümanın yazmış olduğu
bir tefsirden okumak. Hocam o cümle çok önemliydi bence. Orayı bir daha tekrarlamamız lazım. Şöyle bir, önce ehli sünnet ve ehli cemaat sünnet mensubu. Ve cemaat inancına mensup olan, itikadı sağlam, i̇tikadı temiz olan, sağlam, evet. Gerçekten ilmiyle amil olan, ilmiyle amil, yaşayan, evet hocam. Yani Kur'an, yaşayan Kur'an örnekliğini hayatında sergileyen ve ihlas sahibi bir İslam aleminin yazmış olduğu bir tefsirden Kur'an-ı Kerim'in çabası içerisine girmek. Haiz dört nokta söylediniz. Evet. Yani çok soruluyor bu soru. İşte hocam ben merak ediyorum. Hocalarımdan da duydum. Bu kadar hatim ettim ama bir de artık manasını okumak istiyorum. Evet. Kimi veya hangi meali tavsiye edersin diyenlere bu dört kriter çok önemli hocam yanılmaması için. Bir, ehli sünnet vel cemaat görüşüne, yani itikadı sahip itikadına mensup olacak. İki, ilmiyle amin olacak. Çok önemli. Üç, ihlas. İhlas çok samimi, önemli. Samimiyet olacak. Dördüncüsü de hocam. Yani yaşayan Kur'an olacak. Ya kendi de yaşıyor yani, olacak. Tabii kendisi sadece de yaşayacak. Sadece bu işin laf ebelini yapmıyor olacak. Amin. O zaman bizim müsteşriklerden farkımız Allah kalmaz. Allah korusun hocam. Allah yani korusun. Bizim işimiz müsteşrikler gibi çalışmak değil. Evet yani sevgili hocam. Yaşamak gerekiyor bu anlamda. İşte bunlar olursa o alemin sözleri de tesir eder insana. Yani o tesir eder. İşte yani tabii tefsirler çok piyasada yani. Amen. Yazılmış çok tefsirler var. Tabii her alim kendi döneminin bilgisini de yansıtıyor. Dolayısıyla tefsirlerde yazılmaya devam etmesi gerekiyor her çağda. Bakın İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir ihyası var değil mi? Orijinal adı ne bunun? İhya-u ulumiddin. Dini ilimlerin yeniden canlandırılması, ayağa kaldırılması. O öyle demiş mesela. Muhammed İkbal. Hocam onu bir daha tekrarlayalım. İhya-u ulumiddin. İhya-u ulumiddin çok zikredilen bir kitap. Evet, tabii. Peki çoğumuz bunun ne anlama geldiğini bilmeyiz hocam. Evet. Çok manidar olduğu için. Dini ilimlerin yeniden canlandırılması, diriltilmesi. Evet. Çünkü İhya'da bütün İslami ilimler vardır orada. Yani kendi döneminde İmam-ı Gazali bakmış ki İslami ilimlerde bir erozyon yaşanmaya başlamış. Kendi çağında acaba ben yani ortalama bir Müslümana bir kitap yazayım da yani bu yeniden İslami ilimleri derli toplu bir şekilde nasıl sunabilirim çalışması yapmış. Evet, mesela hocam. Muhammed İkbal, Allah rahmet eylesin. Amin. Biliyorsunuz Muhammed İkbal de yani müthiş bir derecede Mevlana Hazretlerini seven bir kimseydi. Evet, hatta hocam. Şöyle anlatılır. İngiltere'de tabii doktora yapmış Avrupa'da. Pakistan'a dönerken diyormuş ki pilota yani beni Konya üzerinden geçir ve Konya'ya yaklaşırken bana haber ver dermiş. Allah Allah. Ve Hazreti Mevlana'nın üzerinden geçerken ayağa kalkarak böyle tevazu bir şekilde selamlayarak geçermiş. Çok yani sever ve Mevlana'nın hatta onun vasiyeti de şudur. Ben vefat ettiğimde Konya'ya Hazreti Mevlana'nın yanına beni defnedin demiştir. Muhammed İkbal'ın vasiyeti bu değil mi? Muhammed İkbal ve bugün hemen türbenin kıble tarafında Muhammed İkbal burada yatıyor diye bir taş da vardır yani. Tabi Pakistan hükümeti onun hatırasına bir makam olarak bunu göndermiştir ve şu anda vardır. Tabii ki buraya getirmedi. Her neyse. Muhammed şimdi, İkbal'ın kim olduğuyla alakalı hocam. Muhammed İkbal Pakistan'ın milli şairidir efendim. Mehmet Akif'idir diyelim aynen, yani. Aynen Mehmet Akif'idir. Tabii onun daha düşünce entelektüel boyutları da çok fazladır. Şiirleri de vardır, şairdir. Evet, şimdi hocam. Muhammed İkbal'ın bir kitabı var. Dini düşüncenin yeniden şekillendirilmesi. Yani o da dini düşünceyi yani ihya etme, canlandırma çabası içerisine girmiş. Şimdi İtikat sağlam olmalı dedim ya. Şimdi evet, itikat hocam. Sağlam değilse dini düşünce de sağlam değildir. Allah yani bunlar korusun, birbirine evet. bağlı olan Amin. Şeylerdir. Ve İslam dünyasında buna benzer kitaplar yazılıyor. Yani bu anlamda günümüzde de. Mesela Hindistan'da bir Müslüman alim Vahiduddin Han diye hala yaşıyor. Allah yani uzun ömürler versin diyelim. Belki 100 yaşına gelmiştir. Yani bu anlamda birçok kitapları var İslam ilimlerle ilgili. Bizim alanımız kelam olduğu için ben onun kelam alanıyla ilgili yazdığım bir makale vardı ve oradan biliyorum kitaplarını. Kendisiyle de görüştük yani bir sempozyumda, uluslararası bir sempozyumda. Evet, onun da bir kitabı var. O da
Diyor ki dini ilimleri yeniden canlandırma, Gazali gibi. O da tecdit kelimesini kullanıyor. Gazali ihya kelimesini kullanıyor. O da tecdit. Tecdidü ulumiddin. Dini ilimlerin yenilenmesi diyor. Orada tabi fıkıh ilmi, kelam ilmi, işte hadis ilmi gibi, tefsir ilmi gibi ilimlerin nasıl yenileyeceğiz? Yani yaşadığımız yüzyılda bu konular üzerinde duruyor. Hocam tabii, buradan ne anlayayım şimdi ben? Buradan şunu anlayacağız. Yani İslami ilimlerin yenilenmesinden, işte yeni içtihatlarında mı bulunmamız lazım demeye getireceğiz burada. Yani şunu demeye buradan getireceğiz. Kur'an-ı Kerim'i her çağda anlamaya Müslümanların ihtiyacı var. Amin. Okumaya ihtiyacı var. Çünkü her çağı insanı yeniliyor ve her okuyuşumuzda Kur'an bize yeni şeyler söylüyor. İşte evet, onu anlamak için. Bunu anlamak için başta bir dil bilimlerini bileceğiz. Arapçanın belagatını, fesahatını, ne bileyim yani bütün özelliklerini, darbı meseleleri mesela Arapçada. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok darbı meselelerden bahsediliyor. Yani onu iyi bileceğiz. İkincisi, tabii hocam bunu herkes için söylemiyoruz değil mi? Herkes için demiyorum. Yani, özel çalışma yapmak için. Yani İlim herkes için dedim ki herkes için demin söyledik yani. Muteber bir İslam aliminin yazmış olduğu bir tefsiri alıp okumak. Evet, yani hocam, yapılacak şey o. Bugün evet, bunu yapmamız lazım. Mesela Pakistan Müslümanları, okumuştum bir Pakistanlı hocadan dinlemiştim bir sempozyumda, şöyle diyor. Biz diyor Pakistan'da Ramazan ayı geldiği zaman Müslümanlar, tabi mukabele geleneğimiz bütün İslam dünyasında var bu. Biz şöyle yaparız. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmederiz, okuruz ama bir de onun meal tefsirini okuruz. Yani baştan sona muhtasar bir İslam aliminin yazdığı tefsiri okuruz. Tabi ciltlerce tefsir, 10 cilt mesela okumak zor bir iş. Evet, en azından 3 cilt mesela bu alanda 4 cilt yazılan tefsirler var. Hem lafzını okuyacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bugün diyelim ki bir cüz okuduk. Yani okuduğumuz cüz 5. gün. Yani bir cüz okuduk. O cüzü en azından muhtasar olan bir tefsirden ne diyor Rabbimiz? Onu okumak. Ve bugüne ne diyor mesela Cenab-ı Hak? Onu düşünerek çıkartmak. Anlamadığımızı da bir bilene sormak. Fes'elu ehle zikir. Yani zikir ehline sormak gerekiyor. Şimdi piyasada hiç bunları bilmeden yeni hemen mesela meal okuyan arkadaşlarımız var. Ya da Müslümanlara meal veriyoruz. Ben meal verilmesine karşıyım şahsen. Sebep yani bunca hocam, seneden sonra hocam karşıyım. Hocam şöyle yapalım mı müsaadenizle? Yönetmenim uyardı, bir araya gitmemiz lazım diyor. Siz çok ilginçti bu cümle. Ben meal verilmesine karşıyım dediniz. Bunun sebebini hocam döndükten sonra aramızdan tamam, inşallah alalım. Efendim, Necmettin Erbakan Üniversitesi Dekanı kıymetli Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamla altın değerinde konuşmamıza devam ediyoruz. Küçük bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kaçırmayın diyorum. Konte evimizin kıymetli izleyenleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Dekanı kıymetli Ramazan Altıntaş hocamla Ramazan ve Kur'an ilişkisini konuşurken hocam çok önemli şeylerin altını çizdi ve araya gitmeden önce çok önemli bir cümle söyledi. Hocam ben aslında meal dağıtılmasına pek taraftar değilim dedi. Tabii biz de acaba neden hocam sorusunu sorduk. Şimdi cevabını alıyoruz. Sevgili evet, hocam neden siz meal dağıtılmasına veya mealin direkt okunmasına taraftar değilsiniz? Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Tabii meal okumaya karşı değilim. Şunlar okuyabilir. Yani ilahiyat fakültesini bitirmiş, İslami ilimlerle ilgilenen, Arapçayı bilen kimseler meal belli okuyabilir. Belli bir altyapısı olanlar, altyapısı olanlar evet, okuyabilir. Hocam. Ama hiç altyapısı olmayan sıradan bir kimsenin eline meal verdiğiniz takdirde belki de haşa, yani onun kafasında büyüttüğü Kur'an-ı Kerim diyebilir ki ya bu nasıl bir kitap? Her şey dağılmış vaziyette. Bir insicam göremiyorum. Ya da bazı ayetler var. Mesela tedrici olarak inmiş ayetler var. Bu tedriciliğin metottan bir haberse bu Müslüman yanlış şeylere kapılabilir. Diyelim ki içki ve kumarla ilgili. Atıyorum. Yeselûneke anil hamri vel meysir. Evet. Hani sana içki ve kumardan soruyorlar. Kul fihima ithmun kebirun ve menafi'u linnas. O evet, evet büyük günahtır ama insanlar için de faydalar vardır diyor.
Evet. Şimdi bu şeyi meali okuyan, meali bir adam. Okuyan bir adam. Diyelim ki bu ayet diyor, Allah'ımız böyle diyor, faydası da varmış bu işin. Yani ya. Diyebilir. Çünkü halbuki onun değil mi bir iniş şeyi var, yolu var, yöntemi var. Aminna. Yani o tedricilik dediğimiz şeyi, yöntemi bilmezse oraya takılabilir. Ya da başka ayetler var bu konularla ilgili. Zihni karışabilir. Nitekim ben ilahiyatı bitirdikten sonra bir liseye öğretmen olmuştum. Lisede bir biyoloji öğretmeni olan bir arkadaşımıza meal verdim. O meali okudu. Vallahi hocam dedi, bu meal roman gibi bir şey geldi bana filan. Yani bu Kur'an değil mi bu filan? Ya, yani, Allah ya da Allah. Başka şekilde değerlendirebiliyor. Onun için anlayamıyor. Tabii altyapı lazım yani. Altyapı olmayınca anlaşılamıyor. Onun için o kardeşlerimize tefsir vermek lazım. Hani ya da onu önermek lazım. Hocam? Açıklayıcı ya da aynen. Altında. Yani bazı ayetler var ki açıklamaya gerek yok. Yani bunu herkes evet. Anlayabilir. Diyelim ki anne babaya iyilikte bulununuz diyor. Ya da işte zina etmeyin, hırsızlık yapmayın diyor. Ya da bilmediğiniz şeylerin arkasına düşmeyin diyor. Ölçü ve tartıda hilekarlık yapmayın, haksızlık yapmayın diyor. Bunlar net ve yani açık, izaha gerek ilgili, yok. Öğütle ilgili belki bunları herkes anlayabilir. Ama bazı teknik açıklamaları gerektiren ayetler var ki, bizler bile bu kadar yıl ilim tahsil etmemize rağmen, Kur'an-ı Kerim'i birkaç defa baştan yani tefsirle bitirmemize rağmen hala anlayamıyoruz. Birçok yazılmış daha önceki alimlerin yazdığı tefsirlere bakıyoruz. Oralarda da tam açıklamasını bulamıyoruz. Belki de zamanı gelecek daha yani o ayetleri anlamada. Onun evet, için hocam. Güçlük çekmemek için diyorum ben. Yani mealden ziyade yani altyapısı olmayan Müslümanların tefsir okumalarını tavsiye ediyorum. Hocam yeri gelmişken bir parantez açacağım burada. Geçen yıllarda kendisi Amerika'da yaşayan birisinin böyle uyduruk bir meal, tamamıyla uyduruk. Yani bunu derken az çok altyapımız olduğu için bunu rahat söyleyebiliyorum. Evet. Kahrolarak söylüyorum. Türkiye'mizin neredeyse tüm camilerinin önünde kamyonlarla bu adamın meali dağıtıldı. Evet. Tabii buna Diyanetimiz nasıl izin verdi? Gerçi dışarıda bir şey bu ama mesela benim amcam almış gelmiş yeğenim camide dağıttılar. Amca baktım bu adam, adamı da 87'den beri tanıyorum. Kafası evet. Bozuk bir adam. Yani altyapısı yok, Arapçası yok, yok oğlu yok. Siz demin çok güzel bir örnek verdiniz hocam. Adam meal yazmış. Ve parayı nereden buluyorsa bu insanlar, insanlarımızın kafalarını bulandırmak, işte o temiz, nezih, bizim ehli sünnet diye tarif ettiğimiz o inançlarını bozmak için yani buna tonlarca çuvallarla para lazım hocam. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Ve mutlaka işte sizler mesela elhamdülillah gibi bu işin uzmanı, ehli evet. Büyüklerimize, hocalarımıza hocam şöyle bir meal bir yerden verdiler ne dersiniz deyip yani hocamız uzak dur veya iyidir derse ancak okumak lazım. Tabii. Buyurun hocam. Mesela Hasan Basri Çağatay'ın meali güzeldir yani üç cilt evet. Dediğimiz veya tek cilt olarak da ama tabii biraz dipnotlarla, dili ağır ama dipnotlarla açıklamalarda bulunmuş mesela öyle bir meal olabilir. Şimdi şöyle Kur'an-ı Kerim'i lafzi açıdan yani lafız bakımından değiştirmek mümkün değil. Amin hani hocam. Ehli kitapla ilgili Kur'an-ı Kerim'de yuharrifun el kelime an mevazaihi der Cenab-ı Hak. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ettiler. Yani kelimeyi değiştirdiler. Bizzat kelimeyi değiştirerek farklı bir kelime koydular. Bu Kur'an için yapılması mümkün değil. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim 1400 senedir artık hafızların ezberinde bir İslam medeniyeti vücuda gelmiş. İslami ilimler neşet etmiş. Bunu yapmak mümkün değil. Ancak manevi tahrifat yapılabilir. Ve manası üzerinden. Manası üzerinden ve bahsettiğiniz bazı meallerde bunlar yapılıyor yani. Ve öyle bir mana ile bir din anlayışını düşünün. Mesela diyelim ki salat kelimesi duadan ibarettir diyor. Yani şekle dayalı ibadeti mersume dediğimiz namaza karşı çıkıyor. Yok böyle bir şey. Yani zekat mesela zekatla ilgili ayetleri sadece arınmaktan ibarettir diyor. Yani insanın arınması işte kalbini temiz tutması diyor. Peki ya. O şekle dayalı olarak zekatı nasıl anlayacağız?
Alın buradan yakın değil i̇şte mi hocam? İşte mesela yani Allah buna korusun. Benzer şeyler. Ya da diyor ki namaz dediğiniz şey şekilsel bir şey değil. Yani bir dakikalık saygı duruşu gibi duadan ibarettir diyor. Mesela öyle açıklıyor adam. Yani İslam'ın o şekil anlamında yapılan ibadetleri veya buna benzer hükümleri, ahkamı farklı bir şekilde yorumlayarak bu da bir tahriftir yani. Bu konularda duyarlı olmak lazım. Onun için diyoruz yani. Yoksa elbette herkes okuyabilir de yani biz böyle dedik diye kimse yani bağlayıcı bir şey de yok yani sözümüzde ama biz bir tavsiye olarak yani bunları söylüyoruz. Kıymetli Ramazan Hocam, daha inanın anlattıklarınızla alakalı soracağım çok sorularım vardı. Notlar aldım. Ancak vaktimiz bitti. Evet. Şunu itiraf edeyim. Böyle çok net, çok anlaşılır, benim de şahsen çok istifade ettiğim şeyler söylediniz. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak ömrünüze ömür katsın diyorum efendim. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi Dekanı kıymetli Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamdan altın değerinde güzellikler duyduk. Hocama çok teşekkür ediyorum sizler adına. İnşallah tekrar sahurda buluşacağız. Şimdi malumunuz oruçlunun duası makbuldur. Artı oruçtan açmadan önce yapılan duanın da ayrı bir önemi vardır. Kısa bir dua ile inşallah programımızı bugün kapatıyoruz efendim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme tekabbel salatena ve siyamena. وركوعنا وسجودنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واستر عيوبنا اللهم تمم تقصيراتنا اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم وحد صفوف المسلمين آمين. اللهم أعلن كلمة الحق والدين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقُنَ اجْتِنَابَ Ya Rabbi bizlere hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılın da batıl olduğunu görüp anlayıp, batıl olduğunu bilip ondan da uzak durmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dualarımızı, namazlarımızı, teravihlerimizi, oruçlarımızı dergahında kabul eyle. Amin. Hastalarımızın şifalar nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Amin.